Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırın kullanmadan buharda yumuşacık pamuk gibi kek hazırlayacağım. Kekimiz için karıştırma kabımıza 2 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekerimizi de alalım. Yaklaşık 4-5 dakika köpürüp beyazlaşana kadar çırpalım. Bir su bardağı ılık su. Su yerine süt de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. Birkaç dakika daha çırpalım. Kuru malzemelerinizi her zaman eleyerek ekleyin. Yanıma 2 su bardağı un aldım. Hepsini ilave etmeyeceğim tek seferde. Bir kısmını ilave edelim. 2 yemek kaşığı kakao. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozumuzu da ilave edelim. Önce bir kıvamına bakacağım. Daha sonra un eklemeye devam edeceğim. Bu aşamada mikseri kullanmayalım. Bir spatula ile karıştıralım. Kek harcım hazır. 2 su bardağı unun hepsini kullandım. Kıvamı da ne çok kalın ne de çok cıvık olsun. Şimdi kenara alalım. Orta boy bir borcamımı aldım. Tabanını tereyağı ya da katı yağ ile yağlayalım. Asıl şeklini vereceğimiz kısma geldi. Şöyle bir kase ya da bardak alın. Kenar kısımlarını yağlayın. Kek kabardığı zaman bu kısımlara yapışması çıkartmamız da kolay olur. Tam orta kısma yerleştirelim. Kekimizi boşaltalım. Kek hazırladığımız kalıbımızdan birazcık büyük tenceremizi alalım. Suyumuzu ekleyelim. Suyun tencere tabanının birazcık geçmesi yeterli olur. Temiz bir bezle kapatalım. Kapağımızı da kapatalım. Kenarlarını toplayın. Ocağımızı alalım. Ocağımı aldım. Şu an en yüksek ateşinde. Su fokurdamaya başladığı zaman zaten ses çıkarmaya başlıyor. O zaman ocağınızın altını en kısık ayara getirin. Yaklaşık yarım saat kadar kapağını hiç açmadan bu şekilde pişirin. En kısık ateşte. Sonrasında yine bir kapağı kaldırıp bir kontrol edin. Bir kürdanla. Piştiyse ocaktan çekersiniz. Ama pişmediyse tekrar bir 10-15 dakika daha pişirmeye devam edin. Evet, suyum fokurdadı. Bakın ses çıkarmaya başladı. Şimdi ocağımızın altını en kısık ayara getirelim. Yaklaşık yarım saat kadar kapağını hiç açmadan bu şekilde pişirelim. Yarım saatin sonunda kapağını bir kaldırıp kontrol edeceğim. Eğer piştiyse ocaktan çekeceğim. Pişmediyse tekrar kapağını kapatıp bir 10 dakika daha iyice kekimin içinin pişmesini bekleyeceğim. Yarım saat oldu. Bir kapağını açıp kontrol edelim. Kek
kekim pişti. Şimdi ocağımın altını kapatıp artık kekimi soğumaya bırakacağım. Kenarları da hiç yapışmamış. Çok güzel bırakıyor. Şöyle elinizle çekiştirdiğinizde. Kekimiz biraz soğuduktan sonra içindeki tabağı alalım. Şöyle ince uçlu bir bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Şöyle yerinden hafif oynatalım. Servis tabağımızı ters çevirelim. Üzerine ben çikolata sosu döktüm. Bir dilim kesip göstereyim. Pamuk gibi oldu. Şimdiden yapıp deneyen herkesin ellerine sağlık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.